Tıbbi ekinezya, ekinezya purpurea. Purpurea. Klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmış. Sadece Almanya'da 141.400 çocuk üzerinde denenmiş. 141.400 tedavi edilmiş hastalar. Tedavi ediliyor. Sadece Almanya'da değil, bütün dünyada. 1000 çocuk doktoru, 0-12 yaş grubu, 141.400 çocuk, 0-12 yaş. Üşütme, grip, nezle, özellikle bu korona, SARS, MARS falan filan, bütün bu viral enfeksiyonlara karşı dünyada en etkili. Bunu etkili yapan kökünün birleşiminde özel bir polizaharit var. Fark etmiyor RNA virüsü veya DNA virüsü. Ne yapıyor polizaharit? Makrofajı harekete geçiriyor. Makrofaj. Makrofaj nedir? Uzay gemisi gibi. Binlerce kolu var. Kolu böyle atıyor. Bu kalamı nasıl dilini çıkartıp da böceği, sineği, herhangi bir hayvanı yiyor. Bunun da binlerce kolu var. Sümüksü bir yapı zaten. Bu kalamon gibi fırlatıyor kolunu, yakalıyor bakteri, virüs, o mantarı yiyor. Bu ekinezyanın kökündeki polizaharit ne yapıyor? İşte bu makrofajı harekete geçiriyor. Normal zamanda makrofaj, yani öldürücü hücre, killer cell denir, %5 aktif. Ekinezya ne yapıyor? %100 harekete geçiriyor. Makrofaj yakaladığı bakteri, virüs ve mantarı yer. Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Silahı var. Ateşleme yapar, yok eder. Çok çok uzaktaki mikroba ise oksijeni tek moleküle dönüştüren, kainattaki tek varlık mı diyelim, tek canlı da değil işte, tek element. Bağışıklığının alt elementi, lökositlerin alt elementi, makrofaj. Ne yapıyor? Ateşleme yapıyor, oksijeni tek molekül. Aynı bora füzesi gibi. Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapıyor? Kandil'e, orada dağ var kocaman, kayaların içerisinde mağarada yaşıyorlar, yamyamlar. Oraya bir ateşleme yapıyor, bora füzesi. 50 metre çapındaki kayayı tuz haline getiriyor. Bora, toz, ne var ne yok, hepsi sinek, böcek orada yaşıyor, hepsinin böcekleri saniyesinde yok ediyor. İşte makrofaj da kanınıza dolaşan her türlü mikrobu ateşleme yaparak yok ediyor. Ekinezya ile ilgili sayısız çalışmalar var.